Afg'oniston Poray viloyatidan Antqoyunlu Soliydan bo'laman. 2016 yılında Türkiye burslarını kazandım ve Türkiye bursları tarafından Türkiye'ye geldim. Ve bir yıl önce Adana şehrinde iktisat bölümünden fırsat buldum, iktisatını halos ettim. Bir yıl yakındır dersim var. İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'da çalışıyorum ben. Ama o zaman Afganistan'da ayol kişinin ve kızını, yani kızların okuşa gidişi, yani o sonlamaz. Bazı familiyalar icoza vermeydi ve familiyalar hem icoza vermişinin sebebi bu. Yani orada yaşanan içtima tarafından baskı kuradılar. Yok ki familiyalar özde ota, katta akalar, yok ki buaları bulsa icoza verme toxtaydı. Çünkü yani şartı şarait kıyın. Yani maktabını bilasizlar ki özünü masrafları buladı. Onların bazı aileler bu ki yetiştir olmaydı. Ve ben ama Afganistan'da şu an yani hayatı zor geçen kızlardan, ayollardan biri bulamam. Ki ailemiz büyük bir aileydiler. Yani bizden içtimaya göre, bizden ulusu olmaya göre tanılayan bir ailelerden bulardılar. Babam uyrunu katalardan bulayan kişiler. Otamdan 5 o'g'li sohiblar ve 6 men bordilar. Katta bir familiyadan bulamiz. U vaqt shart-sharoitiga ko'ra amalarim o'qildan uzoq qolganlar ve otam va kokolarim hammasi maktablarini ve üniversite davralarini xalos qilganlar. Ya'ni bundan sonra bular o'qilib ketgandan sonra üniversite hayotini ko'rgandan sonra shahar dishini ko'rgandan sonra ya'ni bizning nasl o'zi ham ijoza berdilarki ayol toyib o'qilib ketsa, dars o'qisa va darsga idoma bersin. 11-12 yoshimga kelinchagacha hayotni zo'rligini hech bilmayman. Bilganim yo'q edim. Bilmadim chunki moddiy durumdan ko'p yaxshi edi bizlar. Bir dönemden sonra yani hayatın zorluklarıyla desem mi yok psikoloji bozukluğuyla mı desem mi? Mesela kişkine bir yaştaydı ki otağıma mesela mavada muhaddiriye giriftar bulanlara şahit buldu. Tadavaya gittiler, Pakistan'a gittiler yok. Başka bir cahaya tadava bulsun, şehir dışı bulsun. Mesela başka bir şeklinde namaklıydılar ki kilade yakışı bulan, nerse bulan diyor. Ama مرور زمان هیچ نمقل آمده لیم بر سوری کدر بو مرز لیدن کپ آمده یعنی ایرل آمده لیم اونان سونه یعنی بزلیم ارگندی اونه ارگندی هنوز ده کپ بر نمیده زور بر خبر ده که آلی شیشوز برا زور دونیرسه یعنی مثلا ما اوزم آتم کپ نمیدم باقلانی هم بریدم که مثلا دشقره کتسه کلیشن کتوتورار دوم قچن کلاد نزمان کلاد دیم Yani mavodu muhandirini, manosini varsa onu bile bilmeydim çünkü kişkine bir yaştaydım. Sonradan katta buldum yani maktabe gittiydim, uzun bir hareketli bir kızıydım. Maktab bulsun, kurs bulsun. Her kim eşitmeye başladı ki, yani familiden başla, amsoyadan, yok kavmi hiçten, eşitmeden. Yani o vakit böyle şekilliydi bize, böyle utanıydı yani şarım kılıydı. Amsımlarımın amirtasıyla tortuş kolyanıdım. Tortuş yanımda ben geldik ki, yani sen otan bunda o dedi. Hatta ben bilmiyordum o vakit o kelime. Ben geldik ki, yani sen bana onun kızısın. Bilmiyordum o kelime. O yekili onamdan soradım, ona dedim. Umarsa bana bir adı. Ben şimdi o diye geldik kızlar. Bir araydı mektabını ben kurdum. Hatta mesela bir dönem, yani bir sınıflar mektebe gitme kaldım. Çünkü böyle ne miydi? Yani kötü olmaydı bu nefsane. Maddi durumdan hayatı çok kıyıntmazdı da. Otam otalar bu arada bize caddi diye aydağız. Atı maktab masraf bulsun, uy masraf bulsun. Yani okula gitsem ama nefsane az mayoydu. Atı bizden maktabı başka bir nefer koyu geliydi. Uyuzda ustod bu arada ki mulla derslerini verse, maktab uzu derse yordam etse. Fakat bir otağızını manavi durumdan biraz yani kamli his qilardi. Ammo aynı zamanda onam bor edilarki, onam shu vaqtda hayotdalar shukr. Bizga yetish to'x deydilarki, ya'ni moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, o'qilib ketish o'z bo'lsin. Ato biz maktabdan, men birar maktabdan ayrildim. Men dedimki, men ketmayman. Chunki masalan qizlar menga boshqa bir ko'zlar qaraydi, ustozlar boshqa bir ko'zlar qaraydi. Onam menga dedilarki, qizim dedilar. Bu meni qismatim, bu meni taqdirim. Sizlarniki emas dedilar, sizlarni otalaringiz. Balki tuzalib ketadi, balki yaxshi bo'lib ketadi. Sizlarning qismatlaringiz, taqdirlaringiz boshqa bir joyda. Ya'ni boshqa yozilgan sizlarning taqdirlaringiz. Bunga men ta'ammul qilaman.
Ama sıla mecburuma sıla ki bu için mektepten ayrılsaydım. Otam şu an 2 yıl oldun yani rahmetli buldular. Ama o da bir bad insan olması da yok ki bir tez zarar veren bir insan olması da. Hatta bir murçaya bile zarar gelmedi. Ama mavadı muhadere girip dur bulsayım bize zarar gel gören bir insan olması da. Aynı zamanda bize okuyuşuz için teşvik etardılar. Kurslaya gitelim, onlara gitelim, mektebliğe gitelim. Hatta bir öz bile gitmeseydi söylediler. Ama için gitmedi. Ama fakat bize işte o taraftan bir özlüme bul yani de, çekili kol yani de bu durumda. Hatta bir defayı da otam yıkladılar, onu hiçbir vakit nakil olmayayım. Mesela yolumdan çıkar olmayayım. Yani ayolların yıkılışı normal oluyor ben. Erkeğin yıkılışı şahit bul kuruyorum yoktum şu vakit için. Bu hayatımı ben istemiyorum dediler. Ya bunu da bilmem o yüzden ne çok da bilmiyorum dediler. O yüzden biz de bunu da üstüne de gitmedi. Yani şükür Kudaya Tura o yüzden böyle anlayışlıydı. Mesela ya onam ya ya otam ya kop bunu da zorlamaydı ki biz de bunu bir hayat yaşat ya biz de bunu ol ya biz de bunu kal. Böyle hayatı kuru o yüzden ayarlayanıydı. Yani ama o zaman mesela benden kişkine kitap okuyan bu. Otam rahmatliden yanda bir xotira o'zi bizlarni ya'ni hamisha duomda Xudoning joylarini jannat etsin. Bu dunyolarni yashayolmadilar, u dunyolarni yashasin deb. Hamisha yodimdalar. Ammo avval ustozim maktabidalar. Mundo bo'lgandan sonra maktab ustozlikdan ham xalos bo'ldilar chunki mani bu vaziyatim ularni ustiga ya'ni ta'sir qilmasin, yo bad ta'sir qilmasin, yoki biroz amali bo'lib o'ylab ketmay. Undan sonra bir ara tadovi ko'ruv yaxshi bo'lib ketdi, narsa bo'lib ketgandan sonra pas yana ishlay boshladilar. 2 yil, 3 yil aradan bunda o'tdi, o'tdi. Ammo bilohira, ya'ni bir turli xalos bo'lmadi. Va bu arada bizda hech bir moddiy durumdan nima o'zi yo'q edi. Ya'ni band emas edi, faqat ma'naviyini kam qilaydi. Chunki otam, otalar, ya'ni bizda jaddi deymiz, jaddi hayotda edilar. Hech bir kamputli his qilmaydi. Ya'ni o'qilib ketsam hamma narsa o'zimga yo'ydi. Hatto bizani maktabga boshqa bir nafar qo'yib keladi. Yo u yerda ustod bor ediki, mulla darslarini bersa, maktab o'zi darsiga yordam etsa. Bundan sonra men 13-14 yoshimga keluvdimki shu aralarda edi. Ya'ni jaddim vafot qiladilar. Undan sonra gerçek hayotimiz, ya'ni hayotning zo'rliklari u vaqt bizga boshlaydi. Va otam ham ayni durumda edi. Shu vaqtda ham shunday tadovisi jarayoni bor edi. Va otalari vafot etgandan sonra pastin ham bu yo'lga ketdilar. Vaqt bizlar uchun ko'p zo'r edi. Ya'ni chunki onam bir besavod xotin edilar. Ammo ya'ni bu onamki besavod bo'lsa bizga yetish to'xtaydilar. Qo'lishi qilaydilarki bizani masraf o'z topib bilsalar, ro'zg'orni masrafini topib bilsalar. Hatto qolin deymiz bizda, ya'ni omiyona ismini o'zbekchada qolin to'qiydilar, ikkita qolin to'qiydilar, bittasini kunduz tarafdan to'qiydilarki ro'zg'orni masrafini chiqarib bilsalar va bittasini kecha tarafdan to'qiydilarki bizani maktabimizni masrafini chiqarib bilsa, kursimizni masrafini berib to'xtasa, bizani shunday qilib bir joyga qadar yetishtirdilar. Ya'ni onam uchun minnatdor bizaga yaxshi ko'p bor ekanlar boshqa o'zi Xudo eksik qilmasin. Ya'ni hech kim ham istamaydiki, ya'ni çocukluğu yani mayda ve çaleğine iş mi ne mükkese. Ben hatta kul işi kılıydım. Sonra zardozu muradozu kılıydım. Onun yanında maktab yeketiydim. Maktabdan de, derslerim yakışıydı. Yani birinci, ikinci derecedeydim. Hem işe derslerime köşeyi toktaydım. Çünkü ona her zaman aydıydılar ki bu rüzle hiç kalmaydı. Yani kolaykan bu rüzumuz. Dersleri zor ile. Yani şu an zorluyu bulsayım. Biz özlerizde bir cöyce yetiştireyle ki. Özlerizde ne cevap birbirine diyor. To'lisa xalos bo'linguncha hayotchilik bilan masraf qildim. Bir vaqt maktabga ketdim. Maktabdan sonra hayotxonaga ketdim. Hayotxonadan sonra ham uyimga tikish oladim yoki hamsoblarim ko'ylaklarini beradi, ustodlarim ko'ylaklarini beradi. Ularniki masalan haftaga 2 ta, 3 ta ko'ylak xalos etdim degan. Ya'ni masrafim chiqarib to'xtadim, kurs pullarim chiqarib to'xtadim. Va inam tashqarida bizlar masalan unda bir famil tonilmaydi. Bizani o'sha boy familiyadan tonilaydi. Yo'q, o'sha hayotni anus surdiramiz deb tushunadi mardum.
O yüzden benim yani münasip görmedim ki burtaya hayatımı paylaşsam yok ki burtaya aitsam. Benim mektep davram şu kıyınçlilerle ötü. Ve nihayetten 2016 yılında Türkiye burslarına başvuru kıldım ve Türkiye bursları tarikadan yani Türkiye burslarını kazandım, Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra ben yani asla hayatımla yüzleştim. Yani böyle yüzleşme oladım. Çünkü mesela buraya geldim, buraya geldikten sonra buradayım hayat zor, yani asan tutması da. O yüzden göre kıyınçlılar var da. Çünkü başka bir ülke, başka bir dil, başka bir kültür, yani bu zorluklarla ama size en başında zorlandım. Ki oradan ayrıl geldim, ailem orada kaldı, dostlarım orada kaldı, ama neyse buraya kaldı. Ama buraya geldiğinden bir hayat başladım özüme. Yani bu hayatımı başladım, bu hayat başladığından sonra ben bu neyseyle kabullendim. Yani kabullenişim biraz zor buldu boş ya. Ben mesela kişkinliğimde orada hayatımı başka bir neyseden ibaret görüyordum. Fakat dedim ki hayat şu hayat sadece puldan ibaret bulsa, dünya devletten ibaret bulsa, yok boyliden ibaret bulsa. Çünkü maydalayım onda boyli geçeceğini de. Kurdum ki hayat onda bir ben düşünüyorum da bir hayat masakken. Yani ben otam bana imtihan bulanıkanım, otam bana sınav yanıkanım. Ama başka bir tasın kuramam, onası bana imtihan bulanıyor. Başka bir tasın kuramam ki otası terk git yani ki maydalıydan mayda kalıyan. Ya başka bir tasın kurdum ki ota onası ayrıl kalıyan, avladı mayda bul kalıyan. Yok yatayım khanada katta bulan bachalamanam yani kızlamanam bir otoqqa qolgan ki yani farklı insonlar bilan tanıştım ki men o vaqt hayotimni qabullandim yoki bizning ulkan o'ziga ko'ra kitob o'qimoq bo'lsin bu narsalar bo'lsin yani uncha ko'p arzish berilmaydi burada farang oli yani kultur oli donish qol yani yoki hamma masalan hatto yani misol beraman Afg'onistonda bir nafar Arafta da burada köylay olmak tercih kılsa burada bunlar Arafta da kitap kitap olmak tercih kıladılar. Onu tavsiye bu. Mesela yok kitap okumaya başladım. Afganistan'da ol burada kitap okusam. Şöyle bir ilde burada kitap kitap okusaydım. Burada kitap okumaya başladım. Yani bana tavsiye ettikten filmle kurmaya başladım. İki oyla kurmaya başladım. Bula biraz bana yani nima buldum. Tavsiye kıldı ki ben gerçek hayatımı kabullansam. Yazmak istedim. Yani şu an yozishdan ko'p xushim keladi. Afg'onistonda edim, men yozdim. O'rda edim, faqat qog'ozda yozdim men, ma'murda yozishimni ham bilmaydim. Xabarlarda ko'rdim, taqiq qildim, hatto yozdim. Qaysi viloyatda qancha nafar bu narsaga mutod bo'lgan, nima narsa sabab bo'lgan ki bu narsaga mutod bo'lsa deb, bular ko'p taqiq qildim. Hatto o'tgan yil bir familiyadan bir tasida Badaxshondan edi. Badaxshon shahridan edi ki bir familiyada otasi ya'ni mavodi muxaddira giriftor bo'ladi. Undan so'ng uning yonida xotini ham bo'ladi. Xotin bo'lgandan so'ng 5 ta avlodi bor. 5 ta avloddan 4 tasi mavodi muxaddira giriftor bo'ladi. Sodaja 1 ta avlodi qoladi-ku. 1 ta avlodi ham nonovar, ya'ni nonovar oila bo'ladi. U ham ketadigan ko'chalarda ishlaydi yoki ikkita qog'oz sotadi yoki plastik sotadi-ku. Yani ondan ham so'rasang, nima uchun bu ishni tasan, faqat ketiraman-ku shularni. Ya'ni mavod muxaddirni masrafini bersam degan. To'g'ri, u men uchun bir, ya'ni ajib bir hikoya edi. Chunki uni shu vaqtda o'qish kerak u mayda bachani. Yoki uni ravoni narsani qaldira olmaydi, ya'ni shu vaqt ko'tara olmaydi. Chunki yoshi unga munosib bir yosh bo'lmagani uchun. Ayni zamonda onam tikish tikidilar. Am ro'zg'orni masrafini chiqaridilar va bizlarni masraf o'z chiqaridilar ayrıca otam ham shu mavod muxaddirni pulini yetishtir to'xtaydilar aytdilarki bu menga yani giriftor bo'lib ya'ni sabrlari tukanmas bir sabr deb bilaman masalan men shu vaqt qarayman ya'ni onamga qarayman onam o'zlari ham unda bir yoshli bir xotin emaslar onamga aytaman ya bu yoshda qanday ta'ammul etdi bilibdi ya'ni qanday dayani kelibdi masalan boshqa bir nafar bo'lsa shu qo'ri ketsa edi, to'rt avlod maydonga qolsa edi. Ya'ni onamni bir oynaday ko'raman o'zimni. Masalan, bir inson bir oynaga qaraydi, o'zini tuzaltadi. Menga onam shunda bir o'rnak bo'lgan, bir misol bo'lgan. Universitetdan burada xalos etganim uchun o'zimni baxtli deb bilaman. Chunki men burada sadece bir universitetda xalos etib bir diploma olmadim. Uning dishinda men hayot darsini o'rgandim. Ya'ni o'zimdan o'zim etinmay o'rgandim yo o'zim mayoqlarim ustida to'xtamay
İyi öğrendim. Üniversitenin 3. sınıf bekleyen uzdaydı. Yani kuruna zamanı böyle kalendi. Kurunala boşlandı. Ben o dönemde o vaxta otam vefat ettiler. Kötü olma kaldım. Çünkü buradaydım. Yüllemek kemedi. O taraftan hem bu taraftan hem. Hem imtihanımın numarasıydı. İmtihan haftası beraber kelime bir neresiydi. Şunda bir dönemde beraber gelendik. Ata dostlarımla gitti bir otaka kal almaydım. Korona vaktiydi ki Leyla icaza vermeydi. Yani yurtla icaza vermeydi. Vakt münasıbmazdı dışarı şarait. Her kim özde bir tarafta otak tayar bulanıdı. Yani haftada bir yüz markete gitmek icazası vardı. Bir yüz gitkiliydi. Her zaman pastanın hatırla yani güvenlikteki otaklaya karaydı ki iki kişi bir otaka tohtayan bulmasın. Marizliyle babır buralar bize intikal bir asırla diyor. Hatta dostlarım bile yanımda kalalmıydı. Kıyım bir vaxtıda. Böyle özüm bir karavanın içinde kalende iskiliydim. Yakka kalanıdım, oradakilerle gapırıydım. Otam vafat ettiğinde, oradakilerim cigarhanıda aynı zamanda. Onamla gapırıydım, tuzayı gapır olmuydum. Yani uzman burada kıyım turuzla okazdım. Yani dışarı bile çıksın, cazı yazılıyken bir vaxtıydı. Hatta bir rüz gittim, ben dünya ki yürü kilaydı. Darızasını ağzı bile bordum, içkariye olmadı ki. Hatta onun üstüne cazı bile bana yazdılar ki sen bu dönemde dışarıya çalışsan diyor. Kıyın bir rüzgâydı. Yani uyutmaydı diye düşünüp kalıyordum. Ki ay dedim bu kararlayıncıdan çıkalmıyım ben dedim. Yani her dönemde, her yaşımda bir dönemde bir neyse yaşayışım kirayım dedim. Yani biraz şikayetçi bulup kalıyordum. Hatta mesela bazen noşkurluğu bulmasın, noşkurluğu kılmıyordum. Fakat nima bulamadım. Kuduya sığınan vaktimde yani fakat Allah'a dedim bir yani yardımcı buluşun yani. Kuduya sığınıyordum. Ondan sonra yıllar açıldı, vaziyetler biraz normalleşti. Buradan geçiş vardı, o taraftan geliş vardı da. Sonra bir 40 günden sonra hemen Afganistan'a gittik geldim. Ki bir semestrim öttü, bir semestrim kalıyordu. Afganistan'a gittim, yani oraya gittim hem... Ben için oraya gitmek hem bir zorudu. Mesela her defa otamın onam kiliydiler, maydandan oluydiler beraber bana. Hatta gittiğimde çok zorlandım. Yani cesaret kılamadım ki, ben gitsem ki. Hatta oraya gittiğimde onamı haber verme vardım. Çünkü onamla yüzleşişim biraz zor böyleydi. Yani onu ben biliydim orada maydanda yok. Biz maydandan sonra 2 saatliğe bu yüzde gittiğim için yol sürerdi. O yüzden tiktim aldım, imtihanım halos böldü. Kaç tarihe gittiğimi, kaç saatte uya buluşumu, uydan bir kokum kızı biliydi. Ki ben ta uya borun için mece, onam haberleri yoktu yani, darozaya borun için mece. Onda kul gittim yani, Afganistan'a gittim. Uyda bordum hem kıyın dedi, hatta ben uyda takriben bir aya yakın kaldım, bir ayda kaldım, bas geldim. Bir ayım yani onda rüzumu yoktu ki yıkılamazsam, en cigarhım bulmasam. Çünkü uya gittiğimde uyunu desem mi, avlunu desem mi, başka rakam, yani başka bir fazonu uzay ol yani de. Uyda bir kişi yok, ona ait eşyalar yok. Aynı zamanda onam kub cigarhını da, uydakiler kub cigarhını da. Bebim hayattalar, bebim kub cigarhını da. Şuna böyle, oradan bir ayda kaldım. Buradan sonra, yani kelime mecburiyeti değildim. Çünkü burada bir sınıflarım kalıyordu aynı zamanda. Bitiriş tezimi yazı işim gereği, düğün tayarlı yolu işim gereğiydi. Böyle tekrardan döndüm. Sonra bir sınıflarım kaldı. Onu hem yani hayatın zorlukları desem mi, gözümü yaşımın hem desem mi. Şu anda bir şekilde dersimi tamamladım. Ki tamam kalenden sonra, halos ettiğinden sonra hep konusunda dönüş niyetim vardı. O hem kısmet bölme kaldı. Çünkü şu anda oradayım biraz zorlaşık kalıyan hayat. Ayol kişiler için. Yani orada tekrardan dönsem, hayat şart şartları, yok hatun kızlara iş imkanı yok, dışarıya çıkmıyor. Bana bu nerseler için
şu an şuraya kalıyor, şuraya yaptım ya devam bir durum var. Dersin dışında ben yani pandun arasındaydık ya Afganistan'dayım ama kurslara iştirak kılıyan adam ama kurslardan sertifikalarım olan adam. Ondan sonra bu rekilerden sonra uzun biraz yani hareketli, çabalı bir insan bulanım için buradayım. Aynı zamanda dersimi halos ettim. Dersimi yanında Osmanlıca kursumu tamamladım. Onun yanında Kur'an-ı Kerim'i halos ettim. Afganistan'dayım halos ettim. Burada bir defa tekrardan ki nerede kalatım bu, kere kanda okuyuşum kere diyor. Onu halos ettim. Ondan sonra resim kursuya, resim yalakam bu arada. Resim çizişliğe başladım diyen. Resimli kursunu tamam etti, sertifikasını aldım. Onun dışında Afganistan'daydım, yazıydım ben. Mesela sadece uzun mikoyamı yazmıyordum. Mesela okulaya gittim canım, kişkine kişkine mayda bacalarını kuruydum ki. Yani tamamen kilmek on bir işlerini kılıydılar. Hatta bir uzun dışında okulaya gittim, yani mektebe gittim anamını. Bir de kişkine yine kızcaya şuna şahit buldum ki uzundan ağır şuna iki de satılını götürüp gittim. Böyle anamdan ben soradım, ona dedim yani şu şuna şundan ağır bir neyse, bu kan okul ol git otna. Onam ettiler ki, yani hayat şartları, yani her kim her rakam karayan bu hayat. O yüzden ben Afganistan'da yoz idim mesela. Yok ya kızla kişkine yoşta tüyüklüydü. Ham söyler uzda bulsun, kamlar uzda bulsun, ona kop şahit bulan idim. Ya otalar taraftan, akeler taraftan zorla tüyüklüydü. Ya bazı uyladık ki, otalari masalan mavodi muqaddar yo sharob yoki qimor bu narsalar masruf bo'lsa qizlarini olib ketaydi degan nochiz bir pulga sotaydilar ki shu masrafini chiqarib bilaydi yo ya'ni u narsadan man o'zimdan qo'rqaman bu orada chunki mani otam shundoq biri edi man aytdimki bir o'z bo'lsa xudo qilmasin mani ustimga unda bir narsa kelib qolsa deb u yuzda man yozdim hatto yani gerçek nirsaleye şahit buluydum ki yazıydım ki bunu yazılış ne var? Şayet bir nevi sandalini anlamayan barayan bulmasaydım ki bir rüzman şayet yazışa alaka topamam diyor. Yazışa biraz alakam var. Şu vaxtdan bir kitap yazdıktan ben ki o kitabım sadece uzun hikayemmez. Yani orada yaşayan insanların hikayesi yani mayda bachali davrasi qanday o'tadi u 18 yoshga kelinchigacha nima narsa aqli so'yib guvohlardan mahrum qolgan yoki bir xotin ya'ni afg'onistonni bilasizki mard solor ya'ni ko'p vaqt erkaklarni so'zi o'taygan bir joyga har zamon masalan qizlarni bo'lsin zo'rlab oladilar yoki to'y qilgandan so'ngra ham ya'ni fikr qiladilar u ayol ya'ni ayol unga bog'liqday bir narsa yo bir molday ko'radilar uni ba'zi joyga kelganda ba'zi familiya molday keladi u yuzdan yoki o'z hikoyammas ijtimoiy ko'ra shu yerda bir maydabacha qanday yetishadi qaysi zo'rliklar bilan keladi o'shanda bir narsa yozib to'xtamman shu vaqt yozishimni sababi ham o'z hikoyamdan boshlandiki ba'zan hayotni zo'rliklarila ya'ni qabullanolmayotgan narsalarim bilan yuzlashgan vaqtimda man faqat yozdim qog'ozga ki man rohatlatdi ya'ni bo'la oromish his qildim o'zim yozishim hech kim bilmaydi uyda man avvalin bor shuni aytdimki murur zamon aytdimki bular emas qog'ozga qolishini istamadimki bular hammasini jamlasam bir kitob shakliga bitsamki erta bir uz mani hayotim bir insonni bila bilsa bir insonni zindagisini bila bilsa najot bera bilsin shu vaqt afg'onistonda shu hol hozirda ham shart sharoit ko'p qiyin bo'ladi masalan bu hayotni sodaja man yashaganim yo'q afg'oniston bo'lsin boshqa bir joy bo'lsin minglarcha inson yashaydi ammo yani insonlar bir joyda o'ziga masalan zindagiga hayotga bog'lish bir narsa bo'lib ekan chunki man buni o'zim tajribamdan aytaman ya'ni masalan yo bir ona bo'lsin hayot zo'r bo'lganda avlodga bog'lanib biladi ya'ni avlodini umid qilib biladi erta bir avlodim katta bo'lsin bir joyga kelsin hay bu zindagi maniki ekan avlodim bor deb biladi yoki qizlar ya'ni o'zimday qizlar bo'lsin o'zimday javonlar bo'lsin otasi shundoq akasi shundoq bo'lsa ya'ni uni bir ular bir illari oyandasini ko'rib biladi ya'ni oyandasi o'zida bir mas'uliyatli topib biladi u narsa ular bilan qolayotgan bir narsa emas ya'ni ular bilan hamisha bog'liq bir narsa emas
Bu yüzden yozlaşım şuradan başlayandım. Yani uzik hayamdan başlayandık ki başkalarını kim kılsam. Bunun dışında rasmı çok alakam yok. Maktab davradayım rasım çiziydim. Hatta dizayn kılıydım ki biraz önce ayıt ettim ki kol işi kılıydım diye. Kol işi aynı zamanda o rasımın çiziydi, rasımdan sonra kesiydi, o işlerini kılıydım. Bu yüzden bu yağlı boya dedi, yağlı boya tablo çizmek hem çok alakam vardı. Bunu başlayamam, bunu halos ettim kursuna. Sonra hayotliğe bala dedim. Hayotliğimi şu vaxtam kılı toxtamam. Yani ki bir joyda bir şirkette işlemem toxtamam. Aynı zamanda özüm müşterilerim hem bu. Ulanayım olamam, ulanayım işini yetiştiremem. Şu nerselamına masrufman. O zaman şu vaxt bir şirkette modelist olarak işlev toxtamam. Mesela rasım yüzünden kuleylerini kesiyoruz. Yani şirkette işlev toxtamam. Çünkü burada davlatta işlemek çok qiyin. Bularni o'zini shart sharoiti bor va bularni vatandoshi bo'lishing kerakki turklar bilan ishlamoq uchun. O yüzden bizlar vatandosh bo'lmaganimiz uchun turk davlatida ham ishlay olmaymiz. Va ayni zamonda mani iqomamni 3 oy vaqti qolgan. Shu vaqtgacha 5 yilgacha man shogirdlik qilmay istifoda qilgandim. Undan sonra 1 yil man ya'ni shogirdlik xalos bo'lgandan sonra 6 oy yo 1 yildan bizga iqoma beradilar. Shu vaqt iqomamni 3 oy vaqti qolgan. 3 oydan sonra hayotim nima bo'ladi hech bilmayman. Ya'ni buram qolaman, Afg'onistonga ham ketaman. Chunki iqoma xalos bo'lgandan sonra yo bir qochoq hisob bo'lasan, dars o'qisammi, diplomang bormi, boshqa bir ishing bormi, hammasi hech bo'ladi. Ya'ni Afg'onistonga ketsa ham, murda ham hech saylama. Masalan, men shu vaqt Afg'onistonga ketmoq istayman. Ya'ni chunki oilam orada, men burada tek boshimda, tek boshimda yashayman. Ammo zo'rliklarni o'zim bilan tashlayman. Yani bir örnek veriyorum. Bir kasal bile bulsam, şefkhanaya gitmek zorunda uzun kalamam. Ya bu ne bir ayol en oğam ya onunla gitsem, ya bir erkeğe en oğam ya onunla gitsem, ya familimden bir iki yok ki onunla beraber gitsem. O yüzden ben de isteyemem ki familim yanında bulsam, vatanımı hizmet etsem, burada yaşasam. Ama şu anda hazır şart şarait, yani numayemez, münasibimiz. Ben bunca şey yaşayıp gelen derslerimi tekrardan gitti oraya yani kurmayan kılı ağzımdan mahkem kılı koymak istemiyorum. O yüzden 3 aydan sonra hayatımız ne olur hiç belliymez. Ben şu an mecburluğundan onarımda işler öldürüm. Tabii ki ben ya, yani imkanı sahip bulsam yok ya bir yerden burs kazanı bilsem yok ki başka bir cahaya ders okuyabilmek imkanım bilsem masterliğime devam etmek istemem, doktoramı bitirmek istemem. Yani o'z maslagimga ko'ra o'zimni kelishtirmoq istayman. Shu vaqtga ishlayotganim bu ham hunarim. Ayni zamonda ya'ni qayerga kelsam ham, maslagimni tamomlasam ham, ya'ni hunarimni ham qilmoq istayman yonimda ayni zamonda. Ham yozarlik bo'lsin, yoki dizayner bo'lsin, modelistlik bo'lsin, bularni har zamon qilmoq istayman. Tabii ki har insonning ham orzusi bor. Men ham orzum agar menga imkon bo'lsa yoki yurt dishiga ketmoq imkoni bo'lsa o'z bo'limimda ya'ni o'z maslakimda yuksak lisansimni bitirmoq istayman, doktoramni bitirmoq istayman. Ayni zamonda bir yozar bo'lmoq ko'p istayman chunki bu istak tozalada ya'ni menga kelgan o'zimni rohat hissetaman. Afg'onistondagi dardlarni desammi, g'amlarni desammi, yo ayni zamonda o'rni go'zalliklarini, duolliklarini, sevinçlerine, hamasını böyle yazıya tutmak istemem. Yani özümü böyle bir yazarlıkta kuramam. Ve onun yanında onarım olarak yani bir modelist olmak istemem ki, bir dizayner ki, tasarımı, yani köleyle tasarım kalsam, modelistliğine ve şöyle geçsem. Yani hayalimde hoş neyse bu ki, özüm meslekimde özümü yetiştirsem, masterliğimi halos etsem, doktoramı halos etsem, onun yanında bir navisinda, bir modelist, bir dizayner bulsam.